Şimdi genişletilmiş yüzeylerdeki ısı transferine bir bakalım. Aslında şu şekil bizim için biraz daha mantıklı. Şimdi ilk başta şöyle düşünün. Şu denklemi alacağız. Hatta şu denklemi alalım. Burada ısı akısı yazmış. Q, Q kesme işaretiyle H, T, S, T sonsuz yazmış. Burada ısı akısı yerine ısıyı kullanırsak ne yapacağız? TS eksi T sonsuz yapacağız. Sadece alanla çarpmış oldum onu. Şimdi burada temelinde biz niye genişletilmiş yüzey kullanıyoruz? Ona bir bakalım. Şimdi burada denkleme bakarsak ısıyı arttırmak için ne yapmamız lazım? Isı taşınım kat sayısını arttırmamız lazım. Birinci şeyimiz bu. Daha sonra sıcaklık farkını. Ya alanı arttıracağız, ya ısı taşınım kat sayısını arttıracağız. Ya da şöyle diyeyim, ya ısı taşınım kat sayısını arttıracağız. Ya alanı arttıracağız ya da sıcaklık farkını arttıracağız. Değil mi? Isı taşınım kat sayısını arttırmak akış hızını yükselterek olabilir. Hem mesela burada işte daha yüksek Reynolds sayılı. Daha Reynolds sayısını biliyorsunuz ama şeyden akışkanlar mikriğin dersinden görmüşsünüzdür. Türbülanslı bir akış rejimine gelip ısı taşınım kat sayısını arttırabiliriz. Ve veya diyor, ya yani bu şuradaki maddelerden ve veya TS sıcaklığı artık ya yani buradaki sıcaklıklardan T sonsuz sıcaklığını azaltabiliriz. Mesela şuraya gelen akışkanın sıcaklığını azaltabiliriz. Buna bağlı olarak da sıcaklık farkı da fazla olacak ve ısı geçişimiz yüksek olacak. Ya da diğer bir şeyimizse, çünkü mesela akış hızını arttırmak çok maliyetli olabilir. Nedeni ise şu. Bu akış hızını arttırmak için fanlar, pompalar gibi mekanizmalar kullanılması lazım. Bu da işletme maliyetlerini arttırabilir. Bu işte biz mühendis olduğumuz için ne diyor aslında birinci sınıfta da bize öyle anlatmışlardı. Size de muhtemelen öyle anlatıyorlardı birinci sınıfta. Mühendis dediği şey evet sorun çözer. Ama sorunu ekonomik yoldan çözen insana da mühendis denir. O yüzden biz ekonomikliğe bakacağız işte. Yani biz sorunu çözüyoruz. Evet ısı geçişini arttırmaya çalışıyoruz. Ama bu sorunu daha nasıl ekonomik çözeceğiz ona bakacağız. Maliyeti az olan seçeneğe bakacağız. Diğer bir seçenek ise bu maliyetliydi. T sonsuzu düşürmek. Yani bu belki bizim elimizde olmayabilir. Çünkü bu bir hava olabilir ya da başka bir yerden bunu soğutmak yine maliyetli olmayabilir. Gelen havayı soğutmak ve tekrardan buraya yollamak ya da gelen akışkanı soğutmak maliyetli olabilir. Burada yapacağımız daha güzel bir şey ise şurada alanı arttırmak olacak. Mesela düz kanalda dedik. Burada alan arttırılmaz değil mi? Ya da arttırılabilir ama nasıl arttırılabilir? Bir sonraki şekilde görüyorsunuz alan kanatlar koyarak ya da genişletilmiş yüzeyler koyarak buradaki ısı geçiş alanını işte burada mesela eskiden düz bir alan varken şöyle düz bir alan varken şimdi artık alanımız nasıl olacak? 1, 2, 3, altta 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça gibi buraya giriş yaparsak tek bir parçadan 9 parçaya gelmiş olacak. Ve bu alanımızda artmış olacak. O haliyle biz buradaki alanı arttırma yöntemini uygularsak biz aslında gayet güzel bir iş yapmış oluruz. Isı geçişini kullanmak için genişletilmiş yüzeyler ve buna bağlı olarak da işte buna da kanat ismi veriyoruz. Kanatlar kullanılabilir. Şimdi kanatların kullanılması da birkaç önemli husus var. Daha sonra ama bunların denklemleriyle de zaten tartışacağız. Amacımız tekrardan denklemi yazıyorum. Isı geçiş denklemini. Alanı arttırdık. Burada alanı arttırdık. Genişletilmiş yüzeylerde daha fazla ısı geçişini sağlayabilmek için şuradaki kanat malzemesinin ısı iletim kat sayısının yüksek olması istenir. Birincisi bu. Daha sonra daha düşük eğer biz burada kanat kullanıyorsak, kanat kullanıp ısı geçişini arttırmak istiyorsak burada H'yi de zaten çok yükseltemiyorduk ekonomik maliyetlerden dolayı. Burada da H düşük olaylarda kullanılmak üzere biz kanat kullanalım ki yani ısı taşınım kat sayısı küçük olan olgularda, fiziksel olaylarda
Biz kanat kullanalım ki yani alanı arttıralım ki ısı geçişimizi artsın. Daha sonra bunları bir yerin yani aklınızın ucunda bulunsun. Ben rekorta bastım değil mi bu arada? Evet. K'yı yüksek, H'yi küçük olarak alacağız. Bunun aslında belki bu hafta içinde iş yapabilir. Perşembe günü dersi görürüz muhtemelen. Bunu kanatını çıkartacağız. Yani H'si küçük, K'sı büyük olan durumlarda kanat kullanımının etkinliğine oranına bir bakacağız. Şimdi kanat nerede kullanılıyor? Bir de onlara bir bakalım. Mesela eski tip ekran kartlarında kullanılabilir ya da anakartlarda da sanırım öyle vardı. Eski tip anakartlarında. Bilgisayarlarda kullanıyoruz. İşte bundan 15 sene öncesine kadar hep öyleydi. Çok da falan kullanılmıyordu şeyde. Biliyorsunuz işte bu devre elemanları elektrikle çalışıyor ve elektrikle çalıştığı için ısınıyor. Çok ısınırsa da çalışması engelleniyor. Zaten siz kendi bilgisayarınızdan şu anki laptopunuz mesela ısınıyorsa bile ne yapıyorsunuz? Onun işte altına bir fan falan koyuyorsunuz değil mi? Harici. Ama eski tip ekran kartlarında o yoktu. Genişletilmiş yüzeyler vardı. Burada da işte akışın daha fazla alanı deyip buradaki anakartı ya da işte ekran kartını soğutmaya sağlayan bir sistemimiz vardı. Diğer bir şeymiş ise mesela motosiklette motor kafası deniyor. Mesela burada bir silindir, işte sübap sistemi var. Bunun altına işte girersiniz. Piston, silindir mekanizmasını göreceksiniz. Mesela buradaki soğutmada da kanatlar kullanılmış. İşte burada herhangi bir soğutma suyu falan yok. İşte seyir rüzgarı gelecek. Bu kanatlara çarpıp motoru soğutacak. Bu da diğer uygulamalardan bir tanesi. Ya da şöyle borulu ısı değiştiricileri var. Şu şekli, gerçek şekli aşağıda var. Mesela içinden sıvı geçen, dışından da işte gaz geçen bir sistem olsun. İşte bu sıvı ile gaz arasında sıcaklık farkı olacak. Ve burada daha fazla ısı geçişini sağlayabilmek için böyle gördüğünüz gibi dairesel kanatlar mevcut. Şurada da görüyorsunuz dairesel kanatlar mevcut. Daha burada da işte dairesel kanatlar kullanabiliriz. Ya da bu aslında tipik borulu ısı, kanatlı borulu ısı değiştiricisi. Şu gerçek şekilde ve bu silindir üzerinde kanatlar olan durumda. Mesela aynı durumda burada ben mesela bir firmanın danışmanlığını yapıyorum. Burada da işte kanatlı borulu ısı değiştiricileri kullanıyoruz. Orada mesela şöyle şey vardı. Silindirler etrafında akış, silindirler yani şunun gibi silindir düşünün. Şöyle. Şu elips değildi ya da işte elipse benzeyen bir şekil ya da şu, bu şeklin artık gerçek geometrideki ismini şu anda hatırlamıyorum ama elips değil bu. Hatta birkaç şeklin birleşimi aslında. Yani bir dairenin ve bir tane dikdörtgenin birleşimi. Bu şekil yerine şey düşünün. Buraya daire çizdiğimi düşünün. Ve bu dairelerden iç taraftan akış geçiyor. Genellikle sıcak akışkan geçiyor. Dış taraftan da gaz geçiyor ve gaz da kanatlardan geçiyor. Mesela en sonki yaptığımız çalışmada buradaki kanat tipini ya da işte buradaki biz kanat tipine de bakmıştık ama burada mesela boru dizilişlerinin, borunun birbirine olan mesafesinin işte ve kanatların ısı değiştiricisine ya da ısı performansına etkisini biz firmalarda inceliyoruz. Burada da mesela işte akış buradan geliyor sıvı akışı iç taraftan. Daha sıcak oluyor genellikle ama bu fark etmez sıcak soğuk ama arasında sıcaklık farkı olsun. Gaz da hem kanatlardan hem de boruların üstünden aka aka geçiyor ve burada da ısı geçişi, yüksek ısı geçişi meydana geliyor. İşte kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde. Demek ki kanatlar çok kullanılan bir sistem. Demek ki yani kanatları bir şekilde öğreneceğiz. Daha sonra da ısı değiştiricilerinde mesela bu şu anki bizim de bu dersin konusu değil ama ısı değiştiricilerinde de bunu kullanacağız. Şimdi biz burada hangi kanadı seçmemiz lazım? Onlar aslında bir nevi mühendislik problemi. Ve mesela diyoruz ki biz bir düz duvarda sabit kesitli kanat kullanabiliriz. Kesit şu X doğrultusunda. Çünkü burada da tekrardan şunu hatırlatayım. Bizim bölümümüz neydi? Sürekli rejimde bir boyutlu ısı iletimi. Biz burada ısı iletiminin mesela şurada sadece X yönünde ısı iletimi olduğunu varsayacağız. İşte X yönünde şeyin değişmediğini, kesitin değişmediğini görüyoruz. Mesela diğer bir kesitte ise de
X yönünde kesitimiz değişiyor. Burada sabit kesitle düz kanat. Burada da X yönünde kesit gittiği de daraldığı için değişken kesitle düz kanat kullanabiliyoruz. Burada dairesel kanat kullanıldı işte bir önceki gerçek problemde gördüğüm gibi. Burada aslında bir silindire kullanabileceğimiz en uygun kanat. Aslında geometriye uygun bir kanat kullanıyoruz. Ve burada da kesit alanı gitgide değişiyor. Çünkü burada da sadece ısı geçişi radyal yönde meydana gelecek. Ve ısı geçişi radyal yönde meydana geleceği için buradaki şeyimiz alanımız gitgide artacak değil mi? Dik alanımız. Çünkü burada da artık sabit kesitli olmuyor. Bir başka bir kesitse mesela iğne kanat yine düzlem duvarı üzerine iğneye benzeyen işte ya da konik kanat diyebiliriz. Kesiti değişen kanatlar karşımıza çıkıyor. Bir de bunların geometrik özelliklerine bakalım. Buradaki kalınlık T demiş. Genişlik W ile gösterilmiş. Burada da kalınlık T demiş mesela. T olabilir. Çevresi mesela 2 pi r olacak. O zaman buradaki alan ne? 2 pi r çarpı T olarak tam dik alan olarak karşımıza çıkacak. Buradaki dik alan W çarpı T olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra buradaki şimdi alanlara bakacağız. Nerede kullanılıyor? Onları bir bakacağız. Ve bu kanatları nasıl seçeceğiz? Onlara bir bakalım. Şimdi diyor ki herhangi bir kanat uygulamasında kanat tipi nasıl seçilir bir bakalım. Diyor ki ilk başta ısı taşınım kat sayısı düşük olacak diyor burada. Bir önceki anlattım ama nedenine gelmediğim şey. Burada ısı taşınım kat sayısının düşük olacağını söylemiştim. Bunun nedenine daha sonradan geleceğiz. Optimum bu şey olması için. Yani diyoruz ki ısı geçişini tekrardan hatırlatırsam şuradaki denklemlerde. Biz ısı taşınım kat sayısı düşük, az ekonomi ekonomisine uygun olan bir şey seçeceğiz, olay seçeceğiz. Bunda da ısı taşınım kat sayısı düşük olacak. Çünkü işte fanlarda, pompalarda sürtünmeler meydana gelecek ve de işte bunun işletme maliyetleri çok daha fazla olacağı için ısı taşınım kat sayısı düşük mü alacağız? Isı kat sayısı yüksek malzemeler kullanıyorduk. Buna bağlı olarak alan artırarak ısı geçişini arttırıyorduk. Şimdi burada diyoruz ki H'si düşük olacak. Tamam, çok güzel. Aynı zamanda basınç düşümü de düşük olması istenir diyor. Basınç düşümü şu yine o ekonomikliğe geliyor, işletme maliyetine geliyor. Nedeni şu fan ve pompalar uyguluyoruz. Mesela şu, hep bunu her sene bunu bu örneği anlatıyorum ben. Şimdi mesela NTV'de bir haber işte hava durumu sunucusu var. Yaşlı bir amcamız. Sesi de çok tok böyle. İşte bazen şey diyor bir çok detaylı hava bültenlerinde. İşte şurası işte diyor ki alçak basınç bölgesi. AB ile gösteriliyor. İşte hatta burası işte yüksek basınç bölgesi falan diyor. Daha sonra ben hep şunu çöpüyorum. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı olması lazım değil mi? İşin doğası gereği. Bu aynı şekilde borularda da aynı şekilde. Mesela bir boru akışında ya da bir herhangi bir akışta diyelim. Akışımızı veriyoruz. Burası yüksek basınç oluyor. Burası da alçak basınç oluyor. Ki akışımız gitsin. Ya çünkü sıcaklık farkında yüksek sıcaklıktan alçak sıcaklığa gidiyor. Akışta da yüksek basınçtan alçak basınca gidecek. Şimdi burada diyoruz ki tamam basıncımız çok yüksek olursa zaten işte bir fanlı pompayla salana basıncımız çok yüksek olursa ekonomik olmaz. Bunun nedeni ise de bunu sağlayabilecek işte elektrik gücümüz, fan gücümüz, pompa gücümüz daha fazla olacak. O haliyle buradaki basınç düşümünün de az olması istenir. Zaten basınç düşümü de bir nevi kayıplarla da doğru orantılı. Hidrolik makineler dersini alan arkadaşlar şöyle bu denklemi yazmadım size ama bunu daha sonra yine işleyeceğiz şeyde. 1 bölü 2 rho ve kare. Demek ki basınç düşümüyle sürtünme faktörü hatta bizim şeyde gördüğümüz lambda ile aynı. O haliyle basıncım artarsa sürtünmem de artacak. Daha çok kayıplarım meydana gelecek. O yüzden çok fazla basınç düşümü istemem. Mantığım o. Bunu daha sonradan geleceğiz. O yüzden çok detaylı şey yapmıyorum. H'si düşük olacak. Basınç düşümü düşük olacak. Ve bu kanatın ağırlığı da nispeten az olacak. Çünkü çok fazla ağırlık malzeme kullanırsak kendi ham kaynaklarımızı daha fazla kullanmış oluruz. O yüzden ısı taşım kasası düşük, basınç düşümü değeri düşük. Basınç farklılığı düşük olacak. Kanat ağırlığı düşük olacak. İmalat yöntemi ve maliyete bağlıdır. Mesela şimdi çok imalat yöntemlerini bilmiyorum ama sallıyorum. Mesela baştaki şekilde ikinci şekli şeyini yapalım.
tartışmasını yapalım. Mesela bu şekilde ağırlık daha az değil mi? Çünkü belli birliklerden kesit alanı gitgide şey yapıyor. Ama mesela bunun imalat yöntemi uygun mudur? Bilmiyorum. Mesela belki burası biraz daha yuvarlatılırsa olabilir ama çok keskin köşelerde imalatlar biraz sıkıntı yaratabiliyor. Biz en son yaptığımız bir projede TUSAŞ'la bir proje yapıyoruz. Aslında çok da büyük bir proje değil. Bitirme öğrencisiyle yapıyoruz. Yani aslında bitirme öğrencilerinin TUSAŞ'ta daha böyle ileri seviyelerde bir bitirme alıp onun şeyini yapıyoruz. Orada dün yaptığımız tartışmada şöyle bir tartışma vardı. Biz orada ısı transferi inceliyoruz, yani taşınma ısı transferi. Mesela bir yüzeye, bu çok farklı bir konu ama yüzeye küresel oluk açmakla aerodinamik profil oluk açmak arasında imalat yöntemini dün tartıştık. Bu mesela aerodinamik profil, kanat profili gibi düşünün. Bu da bildiğiniz küresel, iki boyutlu çiziyorum bunlar. İşte bu küresel olduğu için ya bunun üç boyutu çizemiyorum ama aerodinamik profilde aşağı yukarı böyle bir şey. Hava gelip hava gidiyor. Mesela bunun üretimi daha zormuş. İmalat yöntemi. Hatta şurada keskin köşelerden dolayı da işte gerilmeler, işte üretirkenki gerilmeler ve kopmalar çok meydana geliyormuş. O yüzden mesela biz bunu seçmeyeceğiz kendi çalışmamızda. Şunu seçeceğiz. Mesela burada da işte bu üretime bakarak ne seçilebilir? Bakmamız lazım. Yani bunu işte onun değerlendirmesi lazım. Ve buradaki bütün parametreleri göz alıp evet biz diyeceğiz ki ısı taşım kasesi düşük olacak, basınç değeri düşük olacak, ağırlık düşük olacak, imalat yöntemi maliyeti de nispeten ekonomik olacak ve imalat yönteminde de herhangi bir kusur meydana gelmeyecek. Bunun optimum bir değerini hesaba katıp iş yapacağız. Hatta şöyle göstereyim. Onu da dün yaptığımız çalışmadan göstereyim. Şöyle yapayım. Bu aslında bir şey, bir özellik ya da bir tartışma konusu. Ya dün yaptığım için ve burada da üzerine geldiği için konuşuyorum. Ya bu kanatla ilgili değil ama herhangi bir şey nasıl seçeriz üzerine konuşursak. Mesela şöyle yaptık biz. Dört tane bizim profilimiz vardı. Oluklu profilimiz. Bunları farklı farklı şeylerde tartıştık. Isı performans faktörü dedik. Mesela aerodinamik profil çok daha fazlaymış bizim. Bunlar biz çözdük, numerik çözümler yaparak sonuçlar elde ettik. Dedik ki aerodinamik profil 9, küresel 7, elips ve kare işte burada görüyorsunuz. Üretebilirliklerini puanladık. Bunları da işte bir üretimciyle tartıştık. Küreselin üretiminin çok daha iyi olacağını söylediler. Daha sonra ağırlıklarını tartıştık. Ağırlıkları da olan geometri. Bunlar bir oluk aslında ne diyelim? Ya şöyle diyelim. Ağırlık oluk olduğu için ana geometriden çıkacak bunlar. Çıktığı zaman da biz bunların hacmini hesapladık. Tekrardan işte yoğunlukla çarpınca ağırlıklarını bulmuş olduk. Burada da aerodinamik profili işte puanladık. Bunlara göre işte alanlarını, hacimlerini hesaplayarak puanladık. En sonunda dedik ki bu işte ısı performans faktörü %50'sini alsın bu bizim değerlendirmemizin. Üretilebilirlik %30, ağırlık da %20'sini alsın. Bunun toplamı 1 olacak, %100. Bunları da topladığımız zaman bir değer çıkıyor. Şimdi bize diyoruz ki 7.8'e göre alıp ısı performans faktörü düşük olmasına rağmen üretilebilirlik ve ağırlıktan da artı değerler katıyor bu bize. O yüzden de biz küresel şeyi seçmiş olacağız diyoruz. Tamam. Yani burada bu tür tartışmalar böyle birkaç matematiksel işlemle ya da birkaç deneyle, optimum bir çalışmayla yapılabiliyor. Şimdi kanatlarda iletimin genel çözümlemesine bir bakalım. Şimdi amacımız burada genişletilmiş kanallarda ısı geçişini arttırmak. İlk başta biz bunu biliyoruz. Ve nasıl bir genel çözümleme yapacağız? Isı geçişi uygun bir diferansiyel eleman alınır. Yani şöyle küçük bir, şurada taralı bir diferansiyel eleman alınır. Tamam. Burada aslında ısı iletimi şu problem üzerinde gerçekte aslında belki üç boyutlu da olabilir. Çünkü ısı iletimi X'e bağlı olabilir. Y'ye bağlı olabilir. Z'ye de bağlı olabilir. Hatta bunu biraz silindirik koordinat gibi düşünürseniz X'e Z'den sonra X'e bağlı olabilir ve radyal yönde olabilir. Değil mi? Temelde iki boyutlu. Ama biz problem gereği ya da ünitemiz gereği bir boyutlu yapacağız bunu.
Şimdi diyeceksin ki hocam bu yani bir yaklaşım ya da varsayım değil midir ya da bir basitleştirme değil midir? Tabii ki öyledir çünkü biz bir şeyi çözeceğiz. Çözebilmek için de varsayım yapacağız. Yani o zaman varsayım yapıyoruz. İşlerimizi biraz daha kolaylaştırıyoruz. Radyal yönde değil de x yönünde ısır eğitimi var diyoruz. Sadece kanadın eksen yönünde. Eksenel yönde ısır eğitimi var diyoruz. Ve diyor ki ancak uygulamada kanat incedir. Bu uzunlamasına sıcaklık dağılımı dik yöndeki sıcaklık dağılımından büyüktür. Aslında şunu demek istiyor. Ancak demenin bir manası yok aslında burada. Yani uzunlamasındaki sıcaklık dağılımı, yani bunun sıcaklık gradyanı, sıcaklık farkları, x yöndeki sıcaklık gradyanı, radyal yöndeki sıcaklık gradyanına göre çok çok daha büyüktür. O haliyle biz burada x'teki ısı geçişini hesaba katıyoruz. Ancak demenin bir manası yok burada. Ancak ama ya da sanki zıtlıklar gibi konuşuluyor. O haliyle dik yöndeki yani uzunlamasına sıcaklık dağılımı x yöndeki sıcaklık dağılımı r yöndeki sıcaklık dağılımına göre çok çok daha büyük olduğu için x yönündeki şey alıyoruz. Ve burada yine denklemlerimizi biraz daha düzgün hale getirebilmek için sabit k'yı alıyoruz. Ve düzgün ısı taşınım katsayısı yani burada bir akış geçiyor. Akışta düzgün ısı taşınım katsayısı olarak düzgün dağılımlı kabul edecek. Yani sanki çok problemlerde şey diyorsunuz ya, uniform bir yük uyguladık bir sisteme falan gibi. Onun gibi düşünün. He, düzgün dağılımlı ısı dağılımı olacak. Hatta biz kendi problemimizde ne diyorduk? Isı üretimi işte bütün hacmi düzgün dağılsın watt bölü metre küp demiştik. Burada da bilimsel analiz aynı mantık değil ama bütün her yere akışkan geliyor ve bu ısı taşınım katsayısı her yerde aynıdır diyeceğiz. Yani düzgün dağılımlı bir H kullanmış olacağız. Bu da bizim denklemleri kullanırken baya baya içimize yarayacak. Şimdi buradan artık denklemleri çözme zamanına gelelim. Yani artık böyle denklemleri çözüp baya baya burada biraz kafanız karışacak. Yani çünkü şey bir sürü ne diyeyim olan diferansiyel denklem karşımıza çıkacak. Şimdi onları yavaş yavaş bir tartışalım. Şimdi biz burada uygun bir diferansiyel eleman aldık ve kütlenin enerjinin konumunu uyguladık. Qx giriyor, Qdx çıkıyor. Buradan da bir tane de taşınım var. Değil mi? Temel mantık burası. Bir x yönünde ısı geliyor, x yönünde ısı çıkıyor ve aynı şekilde bir tane de ortamda taşınım olacağı için dışarı tarafı da ısı verecek. O halde buradaki sistem nasıl olacak? Yüzey sıcaklığı, kanat sıcaklığı, akışkan sıcaklığından daha fazla ki taşınım daha fazla. Yani taşınım yüzeyden akışkana doğru gidiyor. Şimdi burada birinci şeyi yazalım. Enerji korunumunu yazalım. Enerji korunumu neydi? İnlet eksi outlet artı generate. Pardon, yumuşak G niye yazmadım bilmiyorum. Eşittir depolama. Değil mi? Üretim yok. Depolama da yok. O zaman giren ve çıkan birbirine eşit olacak. Giren ne? Qx. Çıkanlar ne? Yani Eex. Eex'e E o eşittir. Sıfır olacaktı. Eşittir sıfır. Ya da Ei eşittir Eo olacak. Değil mi? Şimdi burada eşitleyelim. Giren Qx, çıkan Qx artı Dx artı DQ taşınım. Değil mi? Burada hemfikiriz, anladık değil mi çocuklar? Qx'i de şöyle hesaplayabiliriz. Fourier yasasından. Qx eksi K AC. Şimdi AC'ye de bakacağız. Ne demektir? DT bölü DX. Yani burada aslında Fourier yasasını yazıyoruz. AC de dik alan. Cross sectional alan. Yani şöyle. İngilizcesinde yapalım ki çünkü bir daha notasyonumuz tam cross sectional. Section'ın altına yazıyorum. Tamam mı? Cross sectional alan. Yani demek ki dik alan olarak karşına çıkıyor. Bizim dik alanımız bu. X yönünde bu ısı geçişi var. Isı geçişine dik olan alansa AC olarak karşına çıkıyor. Ve burada AC X'e bağlı olarak değişiyor. Görüyorsunuz. Değil mi? Sabit kesit olsaydı AC X'e bağlı olarak değişmeyecek. Tamam. Şey kesitinde AC X'e bağlı olarak değişiyor. Bunu da anladık. Yani dik alan. Hatta elimi şöyle göstereyim. Isı geçişimiz böyle. Yani ısı geçişi yüzeyimiz. Dur ben kendimi küçük ekranda görüyorum. Kendimi pin yapayım. Büyük ekranda göreyim kendimi. Ha, şu.
küçülteyim. Şu şey ise mesela ısı geçişi kalem doğrultusundaysa ne olacak? Isı geçişi alanı benim elim olacak değil mi? Elimin dik şeyi olacak. Çünkü dik alan bu alan olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan gelirsek sunumumuza. Sunumumuz geldi mi çocuklar? Hocam Geldi geldi. hocam. Tamam. Buradan da yükseldi dx'i biz nasıl hesaplıyorduk? Taylor serisinden hesaplıyorduk değil mi? Taylor serisinin ilk teriminden hesapladık. Yükseldi dx, qx artı dqx çarpı dx çarpı dx'den hesaplıyorduk. Değil mi? Biz burada bunu Taylor serisinde bakmıştık. Sayı denklemini incelerken. Daha sonra qx artı dx'i biraz daha detaylı açalım. Eksi k a c d t bölü dx x koydum artı eksi k d bölü dx a c bölü d t bölü dx çarpı dx olarak karşımıza çıkıyor. Aslında d bölü dx'i aldım. K sabit dışarı aldım. Daha sonra a c bölü a c çarpı d t bölü dx'i de parantezine koyup dx'e çarptım. Daha sonra taşınımı da hesaba katarsam çünkü teker teker bütün terimleri buldum. Fourier yasası Taylor serisinden çıkartıp tekrardan Fourier yasasını implemente etti. Daha sonra dq taşınımı koydum. dq taşınımı ne olacak? H eşittir dAS. dAS de şu. Şimdi alanlara giriyoruz. AC cross sectional area'ydı. AC de side demek. Yanan area. AC şuradaki C de side demek. Tamam. Yani yanan area. Alan. Yanan alanda ne olacak o haliyle? Şu taradığım alan. Tabii görünmeyen taraflarını tarayamıyorum şu anda. Şu taradığım alanda AC olacak. Çünkü dq taşının dışarıya verilen taşınım bu AC alanından geçecek. O yüzden H çarpı DAS çarpı T eksi T sonsuz. T de oradaki işte yüzey sıcaklığı T sonsuz da akışkan sıcaklığı olarak karşımıza geliyor. Şimdi biz buradan şu bu ana denklemden yani termodinamiğin birinci yasasından şuradaki üç denklemi yazarsak 1 2 3 denklemi yazarsak o zaman yerlerini de yazın. 1 2 üçü de yerine yazarsak denklemimiz bu hali almış oluyor. Tamam. Buradaki artık aradaki işlemleri sizlere bırakıyorum. D bölü DC, AC bölü DT bölü DX, eksi H bölü K, DAS bölü DX, T eksi T sonsuz eşittir sıfır. Mutlaka bunları yapın çocuklar. Çünkü şey yani eliniz alışsın. Yani bu denklem nereden geliyor? Ona bir bakın. Daha sonra burada türevin çarpma kuralını hesaba katacağız. Çünkü d bölü dx demiş ac ve dt bölü dx. Ac de x'e bağlı değişiyor. Dt bölü dx x'e bağlı değişiyor zaten. Yani türev sıcaklığın x'e bağlı değişimi. O zaman şuradaki kuralı hatırlatıp 10 dakikamız varmış. Kuralı hatırlatıp şuradaki işlemi yapacağız. D bölü dx fg diyelim. F de x'e bağlı. Geri x'e bağlı olsun. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklindeydi değil mi? Türevde çarpma kuralı. O haliyle biz buradaki çarpma kuralını uygularsak denklemimiz şu hali almış oluyor. D kare t bölü dx kare artı 1 bölü ac d ac bölü dx çarpı dt bölü dx eksi 1 bölü ac h bölü k das bölü dx t eksi t sonsuz eşittir 0 olarak karşımıza gösteriyor. Bu demek ki genel bir denklem. Biz artık bu denklem üzerinden konuşmamı istiyoruz. Ve artık bu denklem üzerinden konuşacağız. Yani bu genişletilmiş yüzeyde bir boyutlu aynı zamanda kararlı. Yani bunu da eklememiz lazım. Steady state ya da işte sürekli rejimli. Kararlı demeyeyim de sürekli rejim diyeyim. Daha mantıklı olur çünkü ünitemiz o. Sürekli rejimdeki halimiz bu. Demek ki biz bu denklemi çözeceğiz. Yani bu denklemden çözüp işlemlere başlayacağız. Şimdi biz genel çözümünden geldik. İlk başta biraz daha işi kolaylaştırmak için sabit kesitli alanlara bakacağız. Sabit kesitli alanlar nedir? Daha sonra denklemin haline bakıp problemleri oluşturacağız. Sabit kesitli alan dediğim şey neydi? AC'nin X'e bağlı değişmediği durumu değil mi? AC'nin X'e bağlı değişimi yok. Yani o zaman ne diyebiliriz? DAC bölü DX eşittir 0 diyebiliriz değil mi? Bunun x'e bağlı değişmedi. Pardon çocuklar. X'e bağlı değişmedi. Duruma bakacağız. Demek ki burada AC x. Şimdi şöyle yapalım. Bu B
notasyonunda bottom alt tarafı, tamam mı? Taban diyebiliriz aslında, TB bottom. Burası AC cross sectional area, dik alandı. Sadece X yönünde sık geçişi vardı. O yüzden şu alanı alıyorduk. Q diye taşımsa o zaman Q site aslında biraz buralar alınabilir. AC dediğimiz şey buralar alınabilir, değil mi? Bu problem özelinde. Şimdi AC'miz değişmiyor. Aynı şekilde düz kanatta olduğu gibi ya da işte bir silindir kanatta olduğu gibi, dikdörtgen kanatta olduğu gibi ya da iğne kanatta olduğu gibi. Buradan şeylere bakalım. Burada AC'yi nasıl bulacağız? W çarpı T, değil mi? AC'miz W çarpı T. Bunun AC'si PD kare bölü 4. Çevremiz ne? Şöyle bir önceki slide'a gelelim yine. 2W artı 2T. Yani W artı T çarpı 2. Bunun da çevresi PD. Tamam. Şimdi denklemimize gelelim. Bu bizim bir önceki bulduğumuz genel denklem. Şurada şey için aldım. Şimdi de yanına karalama yaptığım denklem. Hatta şöyle yapalım. Yanına karalama yaptığım denklem şurası. Ve o denklemde birkaç düzeltmeler yapıp denklemi daha uygun hale getireceğiz. Çünkü sabit kesitli kanatlar kullanıyoruz. Burada AC sabit. DAC bölü DX sabit. Yani sıfır. O halde denklemde DAC bölü DX terimini sıfıra götürüyorum. Şimdi DAC dedik. Site alan, yani yanal alan. AC bölü DX şu. DAC şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunun yanal alanını nasıl buluyoruz? Bunun çevresi çarpı X şeklinde buluyoruz, değil mi? Buradaki yanal alanı nasıl buluyoruz? Hatta yanal alan dediğimiz şeylerse şu yanal alanlar da şuna geliyor. Çünkü akışkan bütün her yere geliyor. Yani üst alanda, yanal alanda, yanal alan. Çünkü şöyle düşünün. Ben sadece şurada yanal alan dedim ya. Burası site alanı. O zaman iğne kanatta daha güzel anlaşılır bu. İğne kanatta şöyle yanal alan bir çizelim. Şu küçük yanal alan çiziyoruz da şurası. O zaman ne olacak yanal alan? PD çarpı çevre çarpı DX olacak. PD çarpı DX. Ama bütün yanal alanı uygularsak PD çarpı L olmuş olacak, değil mi? Daha sonra bunu AC'yi şöyle yapalım. PD çarpı X diyelim. Baştan sona kadar nerede alıyorsak. Daha sonra bunun DAC bölü DX'ine bakarsak, çünkü burada denklemde DAC bölü DX var. O zaman burada da DAC DX alırsak, yani alanımız çevre çarpı X'ti. Burada da çevre çarpı WT çarpı, yani P çarpı X olacak diyelim. Çünkü çevreyi P demiştik. P çarpı X olacak. O zaman da AC P çarpı X'i DAC bölü DX P olacak. Değil mi? Bunu anladık. Biraz garip anlattım ama anladınız değil mi? Gençler bir dönüşüm bekliyorum. Anladınız mı? Bir ses vermeye ne kadar da anlatmayacağım yani, anladınız mı? Anladık hocam. Kesin midir? Çünkü sadece bir kişi konuşuyor. Biraz karışık hocam. Anlamadınız değil mi? Şöyle yapıyorum, tekrardan anlatıyorum. Çünkü ben de biraz karışık anlattığım için şey yaptım. Bunu anlatıp daha sonraki denklemlere geçelim. Şimdi yan çevremiz neydi? Yan alanımız, şöyle bir silelim. Dik alan dışındaki yan alanlar. AC, site alan. Yan alan, yani akışkanın ısı taşınımın, yani ısı taşınımından geçen alan şurasıydı. QD taşınım dedik ya, ısı taşınımından geçen yan alan. Şimdi iğne kanatta bakalım. Yan alanımız nasıl bulacağız? Buranın çevresi çarpı X. Yani çevre ne olacak? Alanımız, yan alanımız. Çevremiz, bu fark etmez. Burada pi'de, burada da 2W artı 2T çarpı baştan sona kadarki X. O zaman DAC bölü DX P olmuş olacak. Oradan da buradaki denklemde de yerine koyarsak DAC bölü DX'i P koyacağız. Ve buradaki genel denklemimiz sabit kesitli hallerde D kare T. Zaten bu terim direkt sıfıra gidiyor. Şuradaki şu terim direkt sıfıra gidiyor. Çünkü bu sıfır olmasının nedeniyle.
Daha sonraki terimimiz HP'li 1 bölü AC HK çarpı P olacak. HP bölü KAC T eksi T sonsuz eşittir 0 olmuş olacak. Daha sonra biz bu denklemi çözme durumuna gelmiş olacağız. 2 dakikamız var. Bence burada kalalım çünkü şu denklemi alıp çözeceğimiz için bunun dönüştürülmüş haline gelip diğer 4 tane de sınır koşulu uyguladığımız takdirde neler olacak onlara bir bakacağız. Şimdi burada bırakıyorum şey dersi bir 10 dakika sonra görüşmek üzere çocuklar. Tamam. Tamam hocam. Hadi görüşürüz 10 dakika sonra.